öğretmenlerimiz, değerli büyüklerimiz, tatlı yerken yavaş yavaş isterseniz bir hoş geldin konuşmasını yapalım. Yine bir öğretmenler gününde çok gurur duyarak söylüyoruz. Dördüncüsünde da büyük mutluluk, sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bir öğretmenler gününde burada olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Pazar Yerliler Derneği Yönetim Kurulu adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ellerinizden öpüyorum tekrar. Bizleri kırmayıp dördüncü senede bu mütevazi organizasyona, bu buluşmaya, bizlerle olmaya geldiğiniz için ne kadar gurur duysak azdır. Arkadaşlarımla dört senenin tahlilini yaptığımızda samimiyetle söylüyoruz. Yaptığımız onca iş arasında en çok gurur duyduğumuz ve sürekli olmasından ayrıca mutlu olduğumuz, sürdürülebilir olmasından mutlu olduğumuz bu Öğretmenler Günü gecesinden ayrıca gurur duyuyoruz. Sizler çok önemlisiniz. Dikkat ederseniz 4 senedir yapıyoruz ama diğer yaptığımız bütün işlerde siyasileri, belediye başkanlarımızı, işte bürokratları kim varsa çağırdık. Hemşerilerimizi. Bir tek bu sizlerle beraber olduğumuz Öğretmenler Günü yemeğinde sadece sizlerle beraber olmak istedik. Bu samimiyetin, bu büyünün bozulmaması için inşallah ileriki yıllarda da böyle devam edecek. Hep dediğim gibi siyaset tabii ki yapılması gereken ayrı bir şey ama bu çok kutsal bir görev. Onun için başka hiçbir şeyle karıştırılmaması gerektiği düşünüyoruz. Tekrar saygılarımı sunmak isterim. Çalışmaya çalıştık. Sizlerin karşısında konuşmak diğer ortamlarda veya organizasyonlarda konuşmaktan daha zor. Çünkü siz bu işin profesyonelisiniz, öğretmensiniz. Bilmek ayrı, öğretmek çok ayrı bir şey. Bunun en azından bunu biliyoruz, bunun farkındayız. Hasbelkader bir şeyler hazırladık, dersimize çalıştık. Bunlar tabii ki sizin bildiğiniz, yıllarca bize, öğrencilerinize, herkese anlattığınız şeyler. Ama geçmişten günümüze kadar şöyle bir tahlil yapalım diye düşündük. İlim öğrenmenin ve öğretmenin faziletini kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk mesajlarında da sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin güzel emsalsiz sözlerinde de bulan Müslümanlar, eti senin, kemiği benim mecazi söylemiyle ilk öğretmeni annesi babasından, daha sonra hayatı öğreneceği öğretmenlerine teslim edilen evlatlar, baba evlat münasebeti kadar önem vermiş, yeri geldiğinde bunu daha da ilerlere götürmesini her zaman bilmiştir. Sevgili Peygamberimiz, ilim kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır diyerek gerek eğitim öğretimin öğretmenliğin gerekse bugün bile maalesef hala tartışılan kadın erkek eşitliği konusunda mesaj içinde mesaj vererek güzel sözlerinden birini daha söylemiştir. Hocasının atının sıçrattığı çamuru bile mukaddes bilen o ruh tarihte gerçek değerini bulmuş almıştır mutlaka. Maalesef Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında eğitime ve öğretime verilen önem azalmış, okul sayıları yetersiz kalmış. Malumunuz bunun büyük talinde sonucunda Osmanlı İmparatorluğu da istemediğimiz durumlara düşmüştür. Cumhuriyet'in ilanıyla beraber yurdun dört bir köşesinde okullar tekrar açılmış. Fakat İleriyi gören büyük önder Ulu Atatürk fark ediyor ki okulların açılması yetmiyor. Biz Arap alfabesiyle bir yere kadar öğrenebiliyoruz. Şimdiki günümüzde kullanılan Türk alfabesini 1928'de yürürlüğe geçirerek bütün halkın huzuruna sunmuş. Bu da milletimiz tarafından sevinçle karşılanmıştır. Okullarda okul zamanı gelen talebeler tabii ki okullara gitti ama Atatürk'ümüz eğitime ve öğretime verdiği önem gereği bütün halkın okur yazar olmasını istediği için
Millet Mektepleri adı altında okullar kurulmasını istemiş ve bu okullarda o meşhur kara tahta önünde harfleri öğrettiği halkımıza, milletimize bizzat ders vererek öğretmenlik de yapmıştır. 11 Atatürk'e ve Millet Mektepleri baş öğretmenliği bir unvanı vermiş. 24 Kasım 1928'de de resmi gazetede yayınlanarak Atatürk'ümüz baş öğretmen unvanını almıştır. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ondan sonra gittiği yurdun dört bir yanındaki gezilerde bütün okullara mutlaka uğramaya çalışmış. Öğrencileri, öğretmenleri ziyaret etmiş, derslere girmiş, dersi dinlemiş, öğrencilere sorular sormuş, öğretmenlerle hasbihal etmiş, onların hatırlarını sormuş ve bulunduğu her ortamda öğretmenlerimizin ne kadar fedakarca canlı başla çalıştığını bizzat farkındadır. Gerek cephede, gerek cephe gerisinde birini direniş, birlik mücadele, birlik ve beraberlik konusunda eğitim ve öğretimlerine halkımızı birleştirerek devam etmiş. Birlik mücadele ruhunun oluşmasında büyük kazanç sağlamışlardır. Türkümüz de eğitime gerekli önemi her zaman vermiş. Öğretmenlerimize de yeni nesil sizlerin eserimiz olacaktır misyonunu yüklemiştir malum. Bu konular az önce dediğim gibi geçmişten geleceğe akan giden en iyi sizlerin bildiği, bizlere yıllarca anlattığı konulardı. Tekrar hatırlatmak isteriz. Unutulmaması lazım. Çok gurur duyduğumuz işlerden bir tanesi Atatürk ve eğitim konusunda araştırdığımızda zaten herkesin bildiği öğretmenlerin sizlerin bizlere bu üstüne basa basa anlattığınız Cumhuriyet'in değerleri, memleket sevgisi, vatan sevgisi, hepimizin ortak değerleri gerektiği kadar aşılanmış durumdadır. Dediğim gibi bunları tekrar size anlatmak bizim vazifemiz değil, kusurumuz varsa affola. Ben sözü fazla da uzatmak istemiyorum. Sizlerden de anılarınızı, hatıralarınızı varsa dinlemek isteriz. Oğlum Mehmet Kağan Şahinoğlu bugün sağ olsun sizler için bir şiir yazmış. O da onu okumak istiyor. Müsaade ederseniz az sonra o da şiir okuyacak. Bu gecede emeği geçen başta dördüncüsünü yapmaktan gurur duyuyoruz dedik. Dördüncüsünü burada yapmaktan çok gururuz. Genç Ömür tesislerine, müdürlerimiz Tansel Bey ve Mehmet Bey'e. Mehmet Bey az önce gördünüz. Garson kardeşlerimizle beraber sizlere hizmet etti. Normalde işi değil ama zevkle, gururla bu işi yaptığını söyledi her sene. Pazarları Altınoğlu Taşıyıcılar Kooperatifi Mehmet Başkanım, Mustafa Doruk Başkanım sağ olsun her sene ne bizi kırıyor ne üzüyorlar. Ne zaman çağırsak her şeyde her zaman yanımızdalar. Onlar da buraya koşa koşa geliyorlar. Onlara da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Geldiğiniz için tekrar geldiğiniz için sizlere ne yapsak azdır. Hakkınız ödenmez. Gönül ister ki dünyaları verelim. Malum şiirde olduğu gibi dünyanın bütün çiçeklerini size sunmak isteriz. Elimizden gelen bu ama bu mütevazı ortamı şereflendirdiniz. Bizleri gururlandırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününüz tekrar kutlu olsun. Ellerinizden tek tek öperim. Sağ olun, var olun. Bir ses yükselir öteden. Boyun eğmez, emir bilmez benliğim. Yalnızca sana köle olur bilmem kaç milyon yıl. Anlıyorsun değil mi öğretmen? Bir ses yükselir senden. Ve ümide koşturan sensin gençliği. Bilime, sanata koşturan ve spora tabii. Soluk almaz eğitim açlığını doyurduğun yetmez. Ne kadar mantıklı sence yarını yok sayıp dünde kıvranmak? Ne kadar? Söyle lütfen. Cehalete kul olmak, esir düşmek karanlığa. Bir amacı olmalı şu hayatın. Faydası olmalı insanın insana. Dünün yarına, bireyin topluma. Öğrettiğin harfler
sayın öğretmen. Bu sayfalarda seni anlatmakla mükellef. Yaşasın dünün emeği. Yarının aşı yaşasın. Fene, kimyaya ve matematiğe. Müziğe, edebiyata ve resme. Ve daha da fazlasına. Ne şükür yeter, ne de övgü. Dinle sayın öğretmen, dinle. Yükselir bir ses ötelerden. Gençlik sesleniyor sana yorulmadan. Gençlik sana emanet, sen gençliğe sayın öğretmen. Bu akşam Ömer Hoca da bizi davet etti. Sağ olsun, eksik olmasın. Allah razı olsun ondan da. O da değerlendirdi. Ve bundan sonraki şey daha güzel olacak. Yani ben orada da söyledim. Bozüyük'e geleli eşit üçüncü yılı. Ben burada Bozüyük'lü oldum. Cemaat beni tanıyor. Cami cemaati tanıyor. Sokaktaki insanlar tanıyor. Esnaf tanıyor. Hatta hastanelerde, Hasan Bey'in yanında söylemek yanlış ama hemşireler tanıyor, asistanlar tanıyor, sekreterler tanıyor, doktorlar tanıyor, yardımcılar tanıyor, korumalar bile tanıyor. Çünkü her gün onlara misafir oluyor. Eczaneler hangisine gideceğim kapı açık, yani o bakımdan bir sorun yok. Velhasıl ama öğretmenlik mesleğimi burada yaşayamadım. Neden? Öğretmenler biraz uzak duruyor. Pazar yerine o bakımdan öpüp başımın üstüne koyuyorum. O bakımdan sizi de size de teşekkür ederim. Onu okuyamam, olmaz. Şu yorgun gönlümü yormayın artık. Yerden yere vurup kırmayın artık. Ben ona, o bana yabancı oldum. Ne olur o eski aşkı sormayın. Her şey kuş misali uçup gidiyor. Goncalar gül olmuş açıp gidiyor. Parktaki aşk bir gün uçup gidiyor. Ne olur o aşkı sormayın artık. Hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Meyve verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gönlünü incitme gönül. Başka daha güzel şeyler. Ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta, benimki aslan ağzında. Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik. Ama seninki de kolay değil kardeşim. Kolay değil hani. Böyle kuyruk sallamak Tanrı'nın gücü.